Selam. Aziz Türel'in evine bakmıştım da burası mı acaba? Kimsiniz? Ha, demek ki doğru yerdeyiz. Bir dakika, bir dakika. Bu işi dostça halledelim. Sizinle bir meselem yok. Ucuz kahramanlık yapmaya kalkarsanız mermiyi yersiniz. Silahlı koruma tutmak pahalı bir iştir Suat. Umarım bunların maaşını şirket ödemiyordur. İlhan'a söyle masrafları azaltsın. Tamamdır Savaş Bey. Rahatsız etmiyorum umarım. Artık sakince oturup beni dinleyeceğiniz an geldi. Hemen polisi arıyorum baba. Siz ne oluyor? Sakin ol. Korkma. Bence elindeki telefonu bırak. Çünkü vur emri almış biridir yanındaki. Abi bırak telefonu. Ne istiyorsun bizden? Kim olduğunu öğrendik. O yüzden geldin değil mi? Evet Mahmur Hanım. Tam olarak o yüzden geldim. Korumanız nerede? Göremiyorum. Yok mu? Hayır yok. Neyse onunla işimi hallettim zaten. Bir süre kendine gelemez. Bak ne istiyorsan vermeye hazırım. Paraysa para. Ama aileme dokunma. Para mı? Para değilse ne? Benle mi derdin? İstersen şu anda çıkıp giderim buradan. Benle ne hesabın varsa gör. Ne mükemmel bir aile bağı. Ne muazzam bir baba. Yeter lan artık. Defol git evimizden. Abi! 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 Dokunma kardeşime! Bir daha böyle bir şey yaparsan ölürsün. Abi iyi misin? İyiyim. Siz beni dışarıda bekleyin. İçeri girmeye kalkan olursa da vurun. Sevgili Türel ailesi. Artık kim olduğumu biliyorsunuz sanırım. Ben Ömer Tokgöz'ün oğluyum, evet. Aziz Bey'in eski ortağı Ömer Tokgöz'ün. Babamı pek hatırlamıyorum aslında. Sadece onun cezaevinden çıkışını beklediğimi hatırlıyorum. Annem hep bir aile olacağımızı düşünüyordu ama babam bir anda ortadan kayboldu işte. Arabası Tarabya'dan denize uçtu. Cesedine hiç ulaşılamadı. Annem kafayı yedi tabii. Ben de o günden sonra sokaklarda, sonrasında çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Kolay bir hayatım olmadı yani. Bunda bizim kabahatimiz ne? Babamın cezaevine girmesinin tek sorumlusu sizsiniz Aziz Bey. Sana kim ne anlattıysa yalan söylemiş. Bu ikiyüzlülüğünüze hayranım. Mahur o fotoğrafları çekmeseydi de tanışacaktık sizinle. Ama tesadüfler işte. Hayat bizi buraya sürükledi. Korkmanıza gerek yok. İçinizden bugün kimseyi öldürmeyeceğim. Hatta bundan sonra da. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Yüzüme iyice bakın Türel ailesi. Bundan sonra gözünüzü açtığınız her an aklınıza ben geleceğim. Ne bu arazi, ne bu ev, ne o servetiniz. Hiçbir şey sizi benden koruyamayacak. Mutsuz geçirdiğim her günün hesabını vereceksiniz. İçeri gireni vurun dedim ya, kimse laf dinlemiyor burada. Aynı soruyu ben de sana soracaktım Savaş. Sana verdiğim süre doldu. Şimdi buradan birlikte sakince çıkacağız. Ne
Henüz lafların bitmemişti. Bu hiç hoş olmadı Maraşlı. Silahını çıkar ilk önce. Silahını çıkar. Yavaşça. Tek hareket yaparsan sıkarım kafana. Geri çek. Düş önüme. Maraşlı dur, yapma. Mahur dur. Kimse karışmasın. Bu artık benim meselem. Maraşlı dur! Mahur bırak. Öldürecekse öldürsün. Aynen öyle. Kimse gelmesin peşinden. Bu ailenin sorunu bu. Ortak karar almakta zorlanıyorlar. Sen hala işin dalgasındasın değil mi kardeş? Soracağım sana da. Birader. Mahur gelmek istiyor galiba. Nereye gidiyorsun? Bu artık senin meselen değil. Nereden biliyorsun? O ne demek? Abi bırak lütfen, katil olamaz o. Abim haklı, hiçbir yere gitmiyorsun Mahur. Maraşlı dur! Nasıl? Beğendin mi manzarayı? Sana biraz masraf çıkarttım ama. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yürü hadi yürü, bana kuru gürültü yapma. Seninle biraz sohbet edeceğiz. Kızgın mısın hala bana? Yürü. Bağla kendini. İneyim. Şirin abla. Şirin abla, çok kötü bir şey oldu. Maraşlı Savaş'ı alıp gitti. Ne diyorsun sen kızım? Nasıl alıp gitti yani? Ne yapacak? Öldürecek galiba, bilmiyorum. Nereye gitti peki? Bilmiyorum, yetişemedim, durduramadım da. Senden Nevzat'ın numarası var mı? Ya da güvenebileceği başka birisinin? Yok, bende numarası. Kimse de ona söz geçiremez ki. Hele böyle bir durumda. Tüh ya, hay Allah. Tamam, tamam. Kapat abla. Benim aklıma bir şey geldi. Ben seni arayacağım. Tamam kızım, bak. Beni de haberdar et. Oldu mu? Tamam. Müzik.